Merhaba arkadaşlar, Fikir Sepeti Örgü kanalıma hoş geldiniz. Harika, çok güzel, böyle iki renkli, çok güzel, özellikle bebek örgülerine yakışacağını düşündüğüm böyle çıtır çıtır üç boyutlu bir model çalışacağız bugün sizlerle. Halen kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız arkadaşlar, yorum ve beğeni yaparak da bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlarım. Abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlarım. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Bebek örgülerine yakışacağını düşündüğüm için burada ben bebek yünleriyle çalıştım. Arkadaşlar tabii ki istediğiniz yünlerle de çalışabilirsiniz. Şimdi kamera arkasında örmüş olduğum örgümüze şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bakın çok güzel, böyle boyutlu, dediğim gibi 3 boyutlu ve çok tatlı bir örnek arkadaşlarım. O kadar da kolay ki anlatamam. Çok kolay bir şekilde de öreceksiniz. Angorayla da örenler var. Çok da güzel oluyor. Altının yapılışını bakın, bu lastiğin yapılışını daha önceden size anlatmıştım. Kanalımda var. Bulup örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi örneğimiz ikinin katlarından oluşuyor. İstediğiniz rengarenk de örebilirsiniz. Tamamen düz o renkle de örebilirsiniz. Ama iki renkle böyle çok hoş duran bir örnek arkadaşlarım. Bakın çok güzel çıtır çıtır bebek örgülerine çok yakışacak bir örnek gerçekten. 2'nin katlarında ilmek sayılarımızı atmamız yeterli. 2, 4, 6, 8 diye ne kadar ilmek atmanız gerekiyorsa atacaksınız arkadaşlar. Ben şurada şimdi şöyle başladım. 2 sıra haroşa ördüm, geldim ve tekrar ikinci rengimi burada bağlantısını yaptım. Şimdi ikinci rengimle örgüme başlayacağım. Modelimi kurmaya da başlıyorum burada. Dediğim gibi siz düz renk olarak da çalışabilirsiniz. Modelimiz sadece 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. 2 sıra düz öreceğiz. 2 sırada modelimizi uygulayacağız. Şimdi kenar ilmeğimi renk değişikliği yaptığım için ördüm. Şimdi bu sırada bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tamamen düz olarak örüyorum bu sırada. Önden bir sıra düz, arkadan bir sıra ters örüp geliyoruz ve modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Ön yüzden bir sıra düz ördüm. Arka yüze geldim. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum arkadaşlarım. Çok da çabuk ilerliyor. Düz rengi de çok güzel yakışıyor. Her renge de, erkek bebeklere de kız bebeklere de çok yakışacağını düşündüğüm bir örnek. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bile kolaylıkla örebileceği basit bir örnek. Şimdi arka yüzden de sıramızı tamamlıyoruz. Bir sıra önden düz, arkadan bir sıra ters ördük geldik. Şimdi burada modelimi uyguluyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi eğer sizin yönünüz tersi, ilmekleriniz yönünüz ters arkadaşlar, şu şekilde girip kesebilirsiniz. Bana düz geldiği için bu şekilde iki ilmeği birden ördüm, kestim. Kenar ilmeğimi aldım, iki ilmeği birden düz ördüm, kestim. Tekrar bakın, hiçbir artış yapmıyorum bu sırada. Tekrar iki ilmeği birden ördüm, kestim. Devamı bu şekilde arkadaşlarım. Bakın bu sırada artış yapmıyoruz. Bütün bu gördüğümüz ikişer ilmekleri iki ilmeği birden düz olarak örerek bir ilmeğe düşürüyorum. Burada ilmek sayılarımız azalıyor. Yarı yarıya iniyor. Arka yüzde burada bir işlem uygulayacağız. Eğer sizin örgünüz tersi arkadaşlar, şu şekilde de girip bu şekilde de kesiminizi yapabilirsiniz. Örüş şekline göre, çünkü ilmeklerin yönü değişebiliyor. Son 3 ilmeğime geldim. Bakın 2 ilmeğimi ördüm, kestim düz olarak. Kenar ilmeğimi de ördüm, sıramı tamamladım. Tamamen ilmeklerimi arka arkaya ikişer ikişer kestim. Şimdi arka yüze geldiğimde kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Düz olarak ördüm. Şimdi bu iki ilmeğin arasındaki şu ilmekten
Düz olarak buradan bir artış yapıyorum. Eksilttiğim ilmeğimi tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğimi bakın yine tekrar baştan alalım isterseniz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Hemen önde kesim yaptığım ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzdeyim ve düz olarak ördüm. Bu iki ilmeğin arasındaki şuradan ilmekten bir düz ilmek çıkarıyorum, artış yapıyorum. Tekrar bir düz ördüm. Tekrar bakın bu iki ilmeğin arasından bir artış yaptım. Düz olarak tabii ki. Bir düz ördüm. Bir düz artış yaptım. Bir düz ördüm. Bir düz artış yaptım. Bir düz ördüm. Ve bir düz yine şu iki ilmeğin arasındaki bakın son şeyi telden bir ilmek çıkarıyoruz. Artış yapıyoruz burada. Eksilttiğimiz ilmeklerimizi bu sırada tamamlıyoruz. Bir düz ördüm. Arka yüzdeyim. Bu sırayı tamamen düz örüyorum. Artışım da düz. Arkadaşlar bakın son kesim yaptığım ilmeğimi ördüm. Şurada ne yapmıştık? Buraya arkada çok dikkat edeceğiz. Kenar ilmeğimizi aldık ve kesim yaptığımız ilmeğimizi örerek başladık ve sonra arttırdık. Burada da arkadaşlar son ilmeğimizi düz ördükten sonra şurada bir artış yapacağız. Son ilmeğimizden, kenar ilmeğimizden önce burada bir artış yapacağız. Kenar ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Burada örerek başladık, burada artış yaparak tamamladık. Buna çok dikkat ediyoruz. Şimdi ön yüze geldik. İlk modelimizi kurduk. Burada çok bir şey belli olmuyor şimdi. Ama ördükçe ortaya çıkacak arkadaşlar. Şimdi hemen renk değişimine geçiyorum. Sadece her renkten 4 sıra örüyoruz. Hemen bakın. Örerek başladım. Ne yapmıştık ilk başta? Aynısını tekrarlıyoruz. Bütün ilmeklerimi baştan sona düz olarak örüyorum. Arka yüze de geldiğimde ters olaraktan öreceğim. Her renk değişimde bunu yapıyorum. 2 sıra düz örmüş olacağım. Sonra modelimi kuracağım. Bakın şimdi modelimiz biraz belli olmaya başladı arkadaşlar. Şimdi arka yüzdeyim. Tekrar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra düzümüzü burada tamamlamış oluyoruz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 2 sıra düz örüyoruz. 2 sırada modelimizi uyguluyoruz. Toplam 4 sırayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi ön yüze geldik. Modelimi tekrardan kuruyorum. Bakın 2 sıra ördükten sonra modelimi tekrardan kuruyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ve önümdeki bütün düz ilmekleri ikişer ikişer kesip örüp bu şekilde bir ilmeğe düşürüyorum. Ve artış yapmıyorum bu sırada. İlmeklerim bu sırada azalıyor. Bütün gördüğüm iki ilmeğin ikisini birden örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Bakın iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Bu sıramız böyle. Çok çabuk, çok da kolay ilerliyor ve de zevkli ilerliyor arkadaşlar. Düz renkli aslında size örmek istiyordum bir de öyle görün diye ama gerçekten düz renkli de çok güzel duruyor. Son kesimi yaptıktan sonra kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzde burada işlemimiz var. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ve buradaki ilk kesim yaptığım ilmeğimi, ön yüzde son kesim yaptığım ilmeğim tabii. Bu ilmeğimi ilk önce örüyorum. Düz olarak ördüm ve şu aradaki ilmekten bir ilmek düz ilmek çıkarttım. Bir düz ördüm, bir düz ilmek çıkarttım. Bir düz ördüm, bir düz ilmek çıkarttım. Bu şekilde sıra sonuna kadar artışımızı yapacağız. Ama dikkat etmemiz gereken husus eğer artışımızı eksik yaparsak ilmeklerimiz azalır arkadaşlarım bir sıradan. Bu sıradan sonra atıyorum diğer renge geçtiğimizde ilmeğimiz azalmış olur. O yüzden sonunda mutlaka artış yapacağız. Baştan örerek başladığımız için bakın
Son ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimden önce baştan örerek başladığım için burada artışla tamamladım. Bakın, baştan örerek başladık. Burada da artışla tamamlamış olduk. Modelimizi burada tamamlamış olduk. Şimdi diğer rengimize tekrar geçeceğiz. Bunun devamı arkadaşlar, şuradan tekrar bakalım. Ördükçe güzelleşecek, kendini belli edecek bir örnek. Çok da hoş duran, böyle boyutlu, farklı duran bir örnek arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir modelimi. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.